Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 başlıyor. Herkese iyi akşamlar Kanal 42 ekranlarından. Konyaspor deplasmanında Çaykur Rizespor'la maalesef 3-1 sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Şehrimize döndü takım. Konyaspor'un üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Bizim de üzerimizde kara bulutlar dağılmıyor dolayısıyla. Biz burada konuştukça birilerini rahatsız etmeye devam ediyoruz. Birileri üzerimize gelmeye devam ediyor. Doğruları konuştukça hakikaten zorlanıyoruz. İyice nefes almakta güçlük çekmeye başladık. Ama her türlü tehdite, şantaja, her türlü yıldırma operasyonlarına rağmen bu program devam edecek. Allah izin verdiği sürece, Allah bize bu canı, nefesi verdiği sürece öyle olacak yani. Kimse merak etmesin. Bedeli ne olursa olsun bunu yapmaya devam edeceğiz. Biraz canım sıkkın bugün ama hani kendi dünyamdan Konyaspor dünyasını ayırmaya çalışacağım. Konyaspor'u konuşmaya çalışacağız. Kendimle alakalı konuşmak istemiyorum çok fazla. Biraz moralim bozuk. Stüdyomuzda doçent doktor Mete Kazaz hocam var. Onunla beraber Konyaspor'u değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Hocam Konyaspor deplasmanda 3-1 mağlup ayrıldı yine. Çaykur Rizespor deplasmandan. Aslında geçtiğimiz haftalarda sizinle konuştuğumuzda ligde artık son devreyi bitirene kadar ki kolay maçlarımızdan birisi gözüküyordu. Diğerleri işte daha ciddi rakip gibi görülüyordu. Evet. Hani puan alırız diye gittiğimiz Çaykur Rize deplasmanından işin gerçeği ikinci yarıdaki oyun kimseyi mutlu etmedi yine. Ve 3-1'lik bir skorla yurda döndük şehrimize. Evet. Şimdi maçın ilk önce herhalde kadrosundan başlamak lazım. Hı hı. Kadroda hoca bu hafta Jeytović'in yokluğunda Amir Hacı Ahmetoviç ile başladı. Evet. Ve takımın dizilişinde aslında ilk yarıda daha olumlu bir futbol izledik. Yani hücum anlamında daha kreatif bir oyuncu Amir Hacı Ahmetoviç, Jeytović'e göre. Biraz daha kıpırdanma vardı fakat İlk 10 dakikada yediğimiz 2 gol takımın kimyasını bozdu. Ona rağmen 2-1'i yakaladık. Oyun olarak da ilk yarıda daha iyiydik. Fakat ikinci yarıda 3. golü yememizle beraber takım tamamen koptu. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi aslında kadro ile ilgili yapılan bu haftaki değişiklik bakıldığında biraz daha hani Aykut Hoca'nın özellikle ofansif anlamda bir şey üretemeyen takımı biraz daha üretken kılma çabasının bir eseri miydi diye insan düşünmek istiyor ama daha sonra bakıldığında da bu mecburiyetten yapılan bir düzenleme olduğunun altını çizmek gerekiyor. Aslına bakarsanız ilk yarıdaki ofansif gibi görünen Konyaspor oyununun gerçekten öyle kurgulanan, yani maç öncesinde öyle kurgulanan bir oyun olduğu mu, yoksa ev sahibi takımın daha 10. dakikada 2-0 öne geçmesinden sonra artık çaresizlikten ortaya konmuş bir refleks oyun olarak mı karşımıza çıktığını bence tartışmak lazım. Ondan çok emin değilim senin kadar. Yani hakikaten ofansif oynayalım şeyiyle mi başladı Konyaspor? Motivasyonuyla mı başladı? Çok ondan emin değilim. Ama bence bu maç özelinde Konyaspor'la ilgili yapılabilecek en olumlu yorum en azından ikinci gole çok erken bir tepki vermesiydi. O ikinci gole verilen tepki zaten maçı 74-75. Dakikaya kadar taşıdı. Yani üçüncü gole kadar taşıdı. Yani o tepki verilmese aslında belki de ilk yarısı da çekilmez bir karşılaşma olabilirdi Konyaspor adına. Geride bıraktığımız o hakikaten Beşiktaş maçının 25 dakikasını bir kenara koyacak olursak, onun dışında özellikle
toplamda 4-5 haftada kupa maçında, elenilen kupa maçını da dahil ederek söylüyorum. Son 4-5 maçtaki izleyicilere saç baş yolduran, hakikaten oynamasalar daha iyi yorumunu yapmamıza sebep olacak Konyaspor'dan. Yine bence bu hafta da esintiler izledik. Maçın birçok bölümünde özellikle bir an önce derdimize derman olması gerektiğini düşündüğümüz oyuncularla ilgili yine eskisinden farklı bir yorum yapamıyoruz bu akşam. Bunların en başında tahmin edebileceğiniz gibi yine Bahic geliyor. Yine özellikle biraz daha gayretli gördüm ama yine Skubic geliyor. Yine Ömer Ali geliyor çok iyi niyetine rağmen ve bunlara geçtiğimiz haftalara oranla katılan bence bir de Mia geliyor. Şengelya'yı ofansif anlamda bu 90 dakikanın en iyilerinden birisi olarak gördüm. Yapıcılık anlamında. Onu belirtmek isterim. Artık şöyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Maalesef ofansif tarafı konuşuyoruz ya, hep problemlerimiz ofansif tarafta ya. Ama bence bu haftanın bize en büyük bıraktığı, bence nasıl söyleyeyim, tortu defansif anlamda da bizi çok iyi günlerin beklemediği. Çünkü iki golü, ilk golü ve ikinci golü dikkat ederseniz stoperlerimizden birinin, Jagne'nin inanılmaz hatalarıyla yedik. İki golde evet. De isabetsiz pas ve devamında gelişen pozisyonla rakip takımın bulduğu iki tane gol var. Bu da bir taraftan bir yerde yanıp sönmeye başlayan vücudun bir başka yerinin hakikaten SOS vermesi gibi bir durum. Onun için dağınık, yani dikkat edersen toplu bir böyle kolektif bir takım yorumu yapamıyoruz Konyaspor'la ilgili. Bir taraf biraz düzelirken öteki taraf elimizde kalabiliyor maalesef. Onun için maçtan sonra Aykut Kocaman yorumlarıyla 90 dakika içerisindeki bu ortaya konan futbolu birleştirdiğinizde aslında Konyaspor'un genel ahvali de biraz ortaya çıkmış oluyor. Yani bir şeyi düzeltmiş değiliz. Evet, senin söylediğin gibi puan alınabilecek, yani ilk yarının sonuna kadar puan alabileceğimiz maçlar arasında gösteriyorduk Çaykur Rizespor maçını. Neden? Çünkü Çaykur Rize artık bizim çok önemli bir rakibimiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gaziantep maçı aynı şekilde Gaziantep'in direkt rakibimiz olması dolayısıyla çok çok önemli ve görece diğer maçlara göre puan alabileceğimiz, bize kısmen daha yakın olan takımlar gibi gözüktüğü için bu maçtan da acaba puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama bu puanı sezon başından beri ortaya koyduğumuz futbolla alabilmemizin zaten mümkün olduğunu siz de konuştunuz, biz de belirttik. Burada ekstra ortaya çıkması gereken şey daha fazla direnç ortaya koymasıydı Konyasporlu futbolcuların. Ama onlar sağ olsunlar bu direnci bu hafta da ortaya koymadılar. Benim en son bu programda, yani senin programına katıldığımda söylediğim o takım içerisindeki antrenör oyuncu iletişimi, iletişim kopukluğu hala devam ediyor kanaatindeyim. Bir şeyler hala tam olarak ortaya çıkarılmadı, problem olarak çözülmedi. Bu çözülmediği için de bu problem devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Aykut Hoca biraz bunun şu anda etrafında dolanmaya başladı. Yani probleme biraz yaklaşmaya başladı ama o da tam olarak itiraf edemiyor. Şimdi maçtan önce baktığımızda ev sahibi takım olmasına rağmen, eğer maçla ilgili oranlar %60-65 Çaykur Rizespor kazanır, %25-30 Konyaspor kazanır şeklinde ifade ediliyorsa, burada zaten hani şapkayı önünüze koyup düşünmeniz gereken çok şey var demektir. Yani bu bakımdan bence Neşter için devre arasını beklemek Konyaspor'a daha çok şey kaybettirebilir sinyalini ben Çaykur Rizespor maçında aldım, açıkça söyleyeyim. Bence devre arasına kadar Neşter için beklememesi gerekiyor Konyaspor'un. Maçtan çıkarttığım genel sonuç bu. Baktığım zaman yani takımın altyapıdaki durumuna, yani U17, U15, U19, U18, işte bütün takımlarımız, yani U takımlarımızın hepsi, işler daha 18 çok... yok herhalde de U17, U19. Bu takımların hepsinde, yani Konyaspor liginde lider konumda ya da ikinci. Yani şampiyonluğa oynayan takımlarımız var altyapılarda. Ama hani son yıllarda A takıma bir Allah'ın kulunu verdik mi? Vermedik. Hani oynadı, etti falan dediğimiz birisi yok. Yok. Ve Aykut Kocaman'dan beklentilerimiz de bu yöndeydi bizim. Hani şuraya genç oyuncular bulur falan diye. Bundan sonraki haftalarda altyapıdaki oyunculara şans versek mi?
Neşter ya da de... yani şunu sormak lazım. Bu mevcut kadro bu takımda devam eder. Üzerine 3-4 tane daha takviye yapılır. Kadro derinliği oluşturulur. İşte bu oyuncular takıma adapte edilir. İşte alternatif kadro oluşturulur mevcut oyunculardan da gibi bir düşünceniz mi var? Yani sizce yani böyle mi yapılması lazım? Yoksa bu oyuncuların işte performans düşük olanların hepsini bileti kesilip bugün gönderilmeli mi? Devre arasında. Ya Konyaspor'un zaten çok geniş bir kadrosu yok. Yani baktığımızda işte yani Ektoviç bu hafta yoktu. Yerine 11'de oynatmak zorunda. Amir Hacan. Evet yani oynatmak zorunda kaldığınız oyuncu ortada. Şu anda bunların pat diye gönderilmesi gibi bir durumun çözüm olabileceğini düşünmüyorum. Ama ben takımı hareketlendirecek, takıma enerji getirecek, başka bir bakış açısı getirecek genç oyuncuların buraya kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. En azından antrenmanlara alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü genç oyuncular geldikleri zaman başka bir hava katarlar takıma. Enerjileriyle başka bir hava katarlar. Mücadeleleriyle başka bir hava katarlar. Gerekirse bu genç oyunculardan bir iki tanesini kadroya yani o haftanın kadrosuna hatta ilk 11'ini alabilirsiniz. Bu akşam çıkmadan baktım Kayserispor'da 17 yaşında bir oyuncu oynuyor. Kayserispor gene kaybediyor. 15 yaşında. Kayserispor bizden kaptan çıktı hatta. Bizden daha kötü bir durumda. Ne kaybediyor Kayseri? Bence şu anda çok büyük bir oyuncu kazanıyor. Evet. Kayseri'nin Emre belki Demir. Önümüzdeki yıllarını garanti altına alacak, Kayseri'yi kurtaracak bir oyuncu kazanıyor şu anda. Evet skor olarak kaybediyor. Biz de zaten skor olarak kaybediyoruz. Yani seyircinin artık gelip bu kaybedilen oyunda alkışlayacak bir şey kalmadı. Bakın bu hafta içerideki maç seyirci ve oyuncu yani seyirci ve saha iletişimi açısından çok farklı bir maç olabilir Konyaspor'da. Şimdiden ifade etmek isterim. Yani bu maç çok farklı bir maç olabilir. Hocam içeride. Genç oyuncu örneğini şöyle verebilirim. Ozan Kabak geçen sezon Galatasaray'da sadece Fatih Terim'in işte o günkü konjonktür gereği oynatmak zorunda kaldığı bir oyuncu stoperde. Neden dolayı oynatmak zorunda kaldı? O dönemde işte yerli yabancı sınırı tartışılıyordu. Evet. Fatih Terim de alın kardeşim oynatmak isteyen oynatır yerliyi 18 yaşında Ozan Kabak'a koyuyorum dedi. Bir stoperde. Tavır olarak kullanmış. Bir tavır olarak bulundu. Ozan Kabak parladı. Devre arası satıldı. Evet. Kaç paraya? İşte 13-15 milyon euro civarında bir paraya Almanya'ya gitti. Evet, doğru mu? Bir stoper olarak. Neticesinde ne aldın? Miktarı tam bilmiyorum ama. Neticesinde ne aldın? Cagne transferini yaptın. O parayla. Patladı. Patladı ama Rize Spor maçında o golü atmasa Galatasaray şampiyon olamayacak. Doğru. Ama patladı bence yani. Stoper aldın. Luyendama'yı aldın. Marcao'yu aldın. İki tane genç oyuncuya yatırım yaptın tekrardan. Ve aldığın oyuncular seni ikinci yarı şampiyon yaptı. Bir Ozan Kabak. Yoksa Galatasaray'ın transfer tablosu kapalıydı. Evet. Yani finansal fair play sattığı gereği. Için aldım. Ozan Kabak'ı sattın. Bu oyuncuları aldın. İkinci yarı bu oyuncular da seni şampiyon yaptı. Neticesinde nereye gittin? Şampiyonlar Ligi'ne gittin. Şimdi hani bir söz var ya. Bir at, bir subayı, bir subay, bir orduyu, bir ordu, bir devleti kurtarır diye bir o minvalde bir söz var. Evet. Bir oyuncu bir orduyu kurtardı, bir devleti kurtardı. Galatasaray'ı kurtardı. Şimdi bakıyorum ben hala işte sezon başından beri dilimizde tüy bitti. Geçen sezondan beri dilimizde tüy bitti. Yani 35-36 yaşındaki Ali Turan'a bu taraftar sabrediyor. Ali Turan performans çok da iyi olabilir. Problem değil ama seneye yok bu adam. Yok. Emekli bu adam seneye. Şimdi emekli olan bir oyuncuyu tecrübesinden faydalan kulübede oturt. Bu oyuncuyu dar zamanlarda koy tecrübe olarak. Önemli maçlarda koy tecrübe olarak ama buraya... Bir Ozan Kabak bul, bir Çağlar Söyüncü bul, bir Merih Demiral bul, bir Mert Çetin bul. Yani bu oyuncuları Avrupa geliyor, Türkiye'den bulup gidiyor da biz mi bulamadık şimdi? Gençler Birliği Roma'ya stoperini satıyor, arkasından biz gidiyoruz, sol bekini alıyoruz. Gençler Birliği'nin ve o sol bek bugün kadro dışı. Kadrodur. Yani benim... Aklım hafızalam almıyor ve Aykut Kocaman'a da yakıştıramıyorum bu tabloyu. Tam onu söyleyecektim. Yani futbolcuların performansındaki düşüklük kadar Aykut Kocaman'ın bu dönemki Konyaspor sürecinde de bir performans düşüklüğü yok mu sence? Yani bunun bence artık var. Tartışılması %100 var. Bunun artık tartışılması gerekmiyor mu? Çünkü Aykut Hoca bence bunu tartışılması için bas bas bağırıyor. Her maç öncesi ve maç sonrası verdiği basın toplantısında, yaptığı basın toplantısında. Yani
o bile kendisinin tartışılması gerektiğini söylüyor. Ama bizde yani bunun olmaması lazım. Yani burada tartışılmayacak tek bir kavram var. Konyaspor. Evet. Onun dışında herkes tartışılabilir. Herkes tartışılır. İyi yönleri de kötü yönlerinde masaya yatırılabilir. Ama bu konuda çok inanılmaz bir yaklaşım var. Muhafazakar bir yaklaşım var bence. Bundan biraz kaçınmamız lazım. Çünkü adam kendisinin tartışılmasını istiyor. Ya bu ne dedi bu hafta maçtan sonra? Gereği düşünülebilir bazı şeylerin dedi. Bu ne demek? Yani Konyaspor hepimizin daha üstünde bir kavramdır dedi. Konyaspor'a zarar vermeye başladım dedi. Herkes gidebilir, gelebilir, kalabilir. Yanlış yapabilir insanlar. Formsuz olabilir. Bunların hepsini aslında zımni olarak söylüyor Aykut Kocaman. Evet. Ama biz niyeyse yani öyle bir konumlandırmışız ki bunu bir türlü aşamıyoruz, geçemiyoruz. Yani benim geçtiğimiz haftalarda söylediğim bir şey var. Bu takımın bir şoka ihtiyacı var. Bu takım o şoku hala yaşamadı. Ne taraftar buna cesaret edebiliyor, ne yönetim cesaret edebiliyor, ne Aykut Hoca henüz cesaretini toplayabildi. Hiç kimse buna bakın genç takımdan buraya 3-4 tane futbolcu getirmek de bir şok çabası olabilir. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Herkes taraftar maçtan sonra döndü arkasını gitti. Şimdi Gaziantepspor maçında önümüzdeki hafta galip geldiğimizde her şey bitmiş mi olacak? Her şey süt liman mı olacak? Bu takım kurtulmuş mu olacak sence? Bizim devre arasında yapmayı planladığımız transferler Gaziantepspor maçında 3 puan alınırsa farklılaşacak mı? Öyle bir strateji mi var? Bunun gibi buna benzer yorumlar okuyorum. Hayır. Bu takımın yani mantalite olarak sanki bir yeniliğe ihtiyacı var. Hangisi daha kolay? Bütün futbolcuları gönderip sözleşmelerini feshedip takımı sıfırdan kurmak mı? Yoksa başka çözümler bulmak. Çok kimsenin dillendiremediği çözümler bulmak. Hocam Aykut Kocaman'ın bence problemi şu. Yani net bir şekilde bunu tartışmamız gerekiyor bizim. Ve Aykut Kocaman da bunu kabul etmesi lazım. Aykut Kocaman Konyaspor'dan ayrılık sürecini çok travmatik bir şekilde yaşadı. Bir kere daha evveliyatına gideyim. 3 Temmuz sürecinden sonra Fenerbahçe'de çok ciddi bir duruş sergiledi. Ve o duruşun karşılığında Aykut Kocaman bu takımdan, Fenerbahçe takımından yani Alex de Souza gibi işte yok şu yok bu bilmem ne bacak bacak üstüne attım falan gibi tartışmalar neticesinde gönderildi Fenerbahçe'de. Ve ayrılık sürecini hem Fenerbahçeli taraftarların büyük çoğunluğu hem Aykut Kocaman'ın kendisi kabullenemedi. Yani ciddi manada bu konuda bir travmatik bir ayrılık yaşandı Aykut Kocaman ve Fenerbahçe camiasında. Daha sonrasında Konyaspor'a başladı. Hoca. Konyaspor'da çok önemli iki başarı yakaladı hoca. Bir lig üçüncülüğü, iki Türkiye Kupası. Bu başarının arkasından hoca Fenerbahçe'deki o yarım kalan hikayesini yine travmatik bir şekilde Konyaspor'dan havaalanında uğurlanarak gözyaşlarıyla travmatik bir şekilde oraya gitti. Ve burada yarım kalan bir hikaye daha kaldı. Fenerbahçe'de kalmıştı. Konyaspor'da yine bir yarım kalan hikaye kaldı. Sonra tekrardan o yarım kalan hikayeyi Fenerbahçe'de tamamlamak için gitti hoca. Fakat Fenerbahçe'de bir yıl sonunda yönetim değişti. Şampiyon olunamadı. Aslında çok kısıtlı bütçeyle kurulmuş bir kadroda başarı sağlanamadı ve hani şampiyonluğa bana kalırsa çok ramak kalmıştı. Hak etmişlerdi şampiyonluğu da. Son 24 haftanın lig şampiyonuydu bu arada Fenerbahçe'nin başında. Ve oradan da gönderildi yine çok travmatik bir şekilde. Ve duygusal buhranlarla ayrılıklar gerçekleşti hep. Neticesinde Konyaspor'a tekrardan başladı. Yine bir yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere. Ama o arada atladığın çok önemli bir şey var. O dönemde Aykut Kocaman'ın bir de kapısına kadar gelen neredeyse bence Aykut Kocaman için çok önemli noktalardan birisi o. Milli takım süreci var. Evet. Yani Aykut Kocaman milli takımdan teklif bekledi. Evet. Aykut Kocaman bu teklif gelmedikten sonra Konyaspor'a geldi. Evet. O süreci atlamamak lazım. Yani onun için tamam Konyaspor için Aykut Kocaman ya, anlatılamayacak. Yani çok kolay tarif edilemeyecek bir futbol adamı. Aynı şekilde Aykut Kocaman için de Konyaspor'un camia olarak, il olarak, taraftar olarak çok özel bir yeri var. Yani Fenerbahçe'den sonra ikinci sırada olduğunu kimse inkar edemez.
Evet. Fenerbahçe'nin üstüne koyamayız bunu ama. Bakın buna dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bunu bir şey, çünkü yani. Bunu bir şeye bağlayacağım. Zamanında bıraktı. Bak, bunu bir şeye bağlayacağım çünkü. Ama o sırada Aykut Kocaman ülke futbolu ile ilgili çok önemli bir beklenti içerisindeyken o hayal kırıklığı da geldi Konyaspor'a. Onun altını çizmek isterim. Niye Aykut Kocaman'la ilgili biraz önce birinci sırada Fenerbahçe, ikinci sırada Konyaspor ifadesini kullandım? Çünkü biz hep bu durumlarla karşılaşıyoruz. Biz çok eskiye gitmeyeceğim. Rıza Çalınbay dönemine dönünce. Biz Rıza Çalınbay'ı Konyaspor'dan gönderirken işin alt kısmında hangi kavramlar vardı? Yani dillendirilmeyen kısmında hangi kavramlar vardı? Lütfen itiraf edelim kendimize. Aykut Kocaman vardı, başka hiçbir şey yoktu. Hayır, Aykut Kocaman'a gelmeden önce, yani Rıza Çalınbay'ın gitmesini hazırlayan süreçten bahsediyorum. Rıza Çalınbay'ın her bulduğu fırsatta Beşiktaşlı olmasının altını çizmesi vardı. Evet. Değil mi? Yani ben Beşiktaşlıyım diyordu adam. Evet. Ve bunu inkar etmiyordu. Bunu dillendiriyordu. Şimdi Aykut Kocaman bunu dillendirmiyor. Bu Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeli olduğunu ve önceliğinin Fenerbahçe olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Değiştirmiyor. Bir adam gerçekleri dillendiriyor diye niye iki farklı insana iki farklı muamele yapıyoruz? Ve çok ilginç, senin bu hafta içi bir tweetin vardı. Çok beğendiğim tweetlerden birisiydi. Belki de Rıza Çalınbay'ın ahı çıkıyor bu takımda. Ahı var kesinlikle. Yani şimdi bizim yaptığımız işlerde bir tutarsızlık var o zaman. Başka bir gerekçemiz yoktu. Ve biz Aykut Kocaman hazır olduğu için Rıza Çalınbay'ı gönderdik. Aykut Kocaman o sırada hazır olmasa biz Rıza Çalınbay'ı gönderecek miydik? Hayır. Orası da soru işareti. Göndermeyecektik. Şimdi nasıl açıklayacağız bunu kendimize? Şimdi hani diyoruz ya, istikrarlı davranmak, tutarlı davranmak. Neresinde bu tutarlılık bu işin? Hocam, yani ben şuna bağlayacaktım konuyu. Aykut Kocaman her ayrılığı ve her başlangıcı çok duygusal oldu. Yani ciddi manada duygu travmaları yaşadı hoca. Ve hep de tartışılan bir isim oldu. Yani başarı var fakat bir tarafta da ciddi manada tartışan. Yani ulusal basında şu yorumu ben biliyorum. Yorumcu ismini de verebilirim hatta. Mehmet Demirkol. Hı-hı. Önemli isimlerden birisidir camiada, evet. Futbol camiasında. Mehmet Demirkol'un şu ifadesi var. Bir antrenör oynattığı oyunu açıklamak zorunda kalıyorsa burada sıkıntı var gibi bir yorumu var hocaya karşı. Hı-hı. Çok doğru bir şey. Yani hoca yıllardır oynattığı oyunu açıklamak zorunda kalıyor camiaya, yani kamuoyuna. Ya ben şunu oynatmak istiyorum, Avrupa'da şöyle oynanıyor, böyle oynanıyor, ben şunu yapmaya çalışıyorum falan gibi sürekli açıklamak zorunda kalıyor. Normalde futbol nedir? Görsel bir şeydir. İzlersin ve ne oynadığını anlarsın, değil mi? Kimse anlamıyor, hoca anlatmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir oyun stili var. Şimdi hocanın bu duygusal travmalardan sonra yapmak istediği şuydu. Konyaspor'da ben, bana güvenen, inanan, benim zor günümde yanımda olan oyuncularla, daha evvel başarı yakaladığım oyuncularla tekrardan devam edeceğim ve bu başarıyı yakalayacağım. Kimdi bunun meyveleri? Ali Çamdalı, Bajić, Ömer Ali, Sukubić. Milošević. İşte geçen sezon mesela Sukubić ile Milošević'in sözleşmesinin uzatılması için ciddi pres yaptı mesela. Yine hakeza dönüyorum. Ali Turan mesela, o efsane kadronun, yani 3. olduğun, Türkiye Kupası'nı aldığın sezonun kadrosunda önemli bir performansı vardı Ali Turan'ın. İşte Ali Turan'a sürekli şans vermesi, Uğur Demirok'u kesmesi, Cagney'i oynatmaması, işte stoperde başka bir alternatife yönelmemesi, Ali Turan'a güvenmesi gibi, hoca duygusal baktı bu oyunculara. Çünkü yaşamış olduğu süreçler bu duygusal bakmaya itti hocayı biraz. Ben buna bağlıyorum. Ve bunun neticesinde de şu anda Konyaspor hocanın duygusal bakışının neticesinde cezalandırılıyor. Yani bu oyunculara sabretmemizin, bu oyunculara güvenip, bu oyunculara inanıp hocanın sezona bu oyuncularla başlamasını, ceremesini çekiyoruz. Başka hiçbir açıklaması yok bence. Aynı duygusal yaklaşımları olan teknik direktörün saha içerisinde bu kadar soğukkanlı bir futbol anlayışının olması sana ilginç gelmiyor mu peki? Bana çok ilginç geliyor. Yani bu hafta bir benzetme vardı Rizespor maçından sonra. Çok ilginç gerçekten. Futbol oynadıkları dönemde Aykut Kocaman
çok el üstünde tutulan, işte ön planda olan bir teknik direktördü Fenerbahçe'de. Yine onunla birlikte Fenerbahçe'de kadroda yer bulan İsmail, yani Çaykur Rizespor'un teknik direktörü, çok daha geri planda ve çok daha bir defans oyuncusu olmasından da belki kaynaklı, çok daha, tırnak içinde söylüyorum, daha geri planda bir oyuncuydu. Evet. Ama şimdi oynattıkları oyuna baktığımızda, sadece Rize'deki oyuna değil, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı öteki takımlarda da baktığımızda çok daha göze hoş gelen, çok daha keyif veren, kısıtlı kadroya rağmen öne doğru oynamayı tercih eden, sürekli ofansif planlar peşinde olan bir oyun anlayışı görüyoruz. Bu oyunculuğunda bu adam sağ bekti ya. Sağ bek. Diğeri de Türkiye'nin gol kralı. Evet. Yani şeyden, golden, futboldaki üretimden keyif alan bir pozisyonda oynayan oyuncuydu. Bu bana ilginç geliyor. Yani çözmekte zorlanıyorum açıkçası. Evet. Hocam bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 devam edecek. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Aykut Hoca'nın artık her maç klasik, sol beki çıkar, sağ bek Sukubic'i sol beke çek taktiği var. Tuttuğu maç sadece Kayseri maçı. Son dakika o arkaya sarkıp penaltıyı aldı. Başka herhangi bir tutuşunu görmedik. Aksine zarar verdi takıma bu değişiklik her seferinde. Ve bir oyuncu değişikliğimizi sürekli biz sol beki çıkarıp sağ beki oraya çekmeyle harcıyoruz. Ve hücumda önemli bir silahımız olan Ömer Ali'yi de sağ bek olarak kullanıyoruz. Bazen onu sol bek olarak kullanıyoruz. Bazen onu sol bek olarak kullanıyoruz. Yani bu değişikliğin bir mantığını bulabildin mi hocam sen ya? Ben bulamadım ya. Ya şöyle bir durum var. Bir kere Douglas'tan sonra, Douglas'ta değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Skubic'le beraber gelen devre arasında sol bek oyuncumuz. Ondan sonra sol bek Konyaspor için bir mevki olmaktan çıktı. Bence bir karabasan haline geldi. O günden bugüne hangisini sayarsak sayalım, orada bir çözüm üretemedik. Aykut Hoca da çözümü sağ bekte güvendiği Skubic'le elde etmeye çalışıyor o tarafta. Ama ben mesela maçı takip eden bir gazeteci olsam ve basın toplantısına katılsaydım, Aykut Hoca'ya ilk soracağım sorulardan birisi o olurdu. Neden başlarken böyle bir kadroyla planlamıyorsun? Yani çünkü orada ikinci yarıda bu değişikliği yaptığına göre onu çözüm olarak görüyorsun. İşin çözümü olarak görüyorsun. Ya en azından takımın başlangıçta kurgusunu bu şekilde yaparak belki hani yediğin gollerin önüne geçebilirsin. Çünkü anladığım kadarıyla biraz şeye Aykut Hoca sinirlendi. Özellikle ikinci golde, ya ilk golde zaten Jackney'nin hatası vardı. İkinci golde Ferhat'ın kanadından yapılan bir orta sonucunda. Hem de çok rahat bir orta yapıldı orada ve çok net bir kafa vuruşuyla golü buldu Rizespor. Belki de biraz ona sinirlenerek çözüm üretmek için getirdi ama o zaman kadroyu maçın başında bu şekilde kullanabilirsin. Kurabilirsin. Bu çözüm olabilir. Bizim esas problem yaşadığımız yerlerden birisi bence hakikaten takımın ana problemlerinden birisi haline gelen Bajić. Şimdi Bajić takımın hücumla ilgili hızını kesen bir oyuncu haline geldi. Bajić buna bir de iki haftadır şeyi katıyor. Yani hani ileride çok bir şey yapıyormuş gibi bir de gelip defanstan birlikte top çıkartma gayretine giriyor ki o zaman takım daha da yavaşlamaya başlıyor. Yani şöyle tarif edeyim izleyenlere, top Bajić'e geldiğinde Konyaspor'un böyle hani çok ağır bir iş makinesi düşünün. O iş makinesinin yavaş yavaş dönmeye başlayan bir hali var. Yani hızlı dönemiyor hücum alanına. Ve Bajić o özellikle Konyaspor'da çok verimli olduğu dönemlerdeki ikili oyunların hiçbirisinde yok bu sene. O bitirici verkaçların, yani hem kendisinin
pozisyon bulduğu, kendisine pozisyon yarattığı, hem de özellikle orta alandan ofansif gücü yüksek olan oyunculara pozisyon hazırladığı Verkaç'ların hiçbirisini yapamıyor Bajić. Yani sadece fiziksel anlamdaki ağırlık değil Bajić'teki. Yani oyun kurmadaki, oyunu kurgulamadaki mental bir ağırlık da var Bajić'te. Paslarını kapattık hocam ya. Pasların hızını ama değil şimdi yani, kapattık demekle olmuyor. Yani senin şu andaki, bu sezon bize Bajić'ten fayda gelmeyeceğini şu andaki yani. El frenin senin. Evet. Yani sezona başlarken Şengelya'nın, Mia'nın performansları dikkat edersen, yani geç transferler olmasına rağmen bu takımın hücumsal anlamda bu sene çok problem yaşamayacağı yönünde sinyaller verdi bize. Ama buna eklemlenen bitirici bir oyuncuyu bulamadık. Evet. Mücahit'e çok ilginç zamanlarda süre tanıdı hoca. Yani Fenerbahçe'de ilk 11 çıktı, döndük. Burada içerideki maçta Mücahit yok. Yani tercihler de çok ilginç. Yani Aykut Kocaman'ın bu anlamda oyuncu tercihlerini eleştirmemiz de gerekiyor aslında. Çünkü kendisi eleştiriyor. Hocam geçen sezon hoca geldiğinde takımda iki tane sol bek vardı. Birisinin birebir orijinal sol bek Ferhat. Diğeri de işte yönetimin bize sol bek diye yutturmaya çalıştığı sağ bek orijinli Opanasenko. Sonra Ruta eklemlendi bunlara. Sonra devre arasında hoca dedi ki yani ben bu iki sol bekten de memnun değilim. Zuta'yı aldı hoca. Daha sonrasında Zuta sezon sonunda kadro dışı bırakıldı. Satılmaya çalışıldı. Satılamadı. Hı hı. Zuta'nın yerine de bu sefer Alper alındı. Hı hı. Yani hoca iki tane sol bek transferi yaptı. Geçen sezon devre arası ve sezon başında. İki sol bekin ikisi de şu anda kadro dışı. Opanasenko da kadro dışı. Hı. Elde sadece Ferhat var. Ferhat'ı da her maçta 45'te çıkar. İlk oyuncu tercihi hocanın, ilk oyuncu değişikliği hep sol bekten yana. Bu baskı bile insanı oynatmaz. Aynen öyle. Yani Ferhat'ın psikolojisini ben çok merak ediyorum bu, yani. Bu baskı işte yani. Bu baskı bizi yani oynatmaz. Yani ben Ferhat'ın yerinde olsam oynamam. Oynamam yani. Çünkü bana karşı bir ayıp var yani. Hani burada ben spor yorumcusuyum. Ben spor yorumculuğunu iyi yapamıyorum. Gidiyorlar tarım masasından, tarımcının birisini getiriyorlar, buraya sunucu olarak koyuyorlar. Hem de programın ortasında. Hem de programın ortasında. Ne düşünürüm ben? Ha derim ki yani burada bana yer yok. Bunu düşünürüm. Ve sen bu oyuncuya ısrarla da şans vermeye devam ediyorsun. Kes kardeşim o zaman. Kes git U19'dan mı bulacaksın? U15'ten mi bulacaksın? Bugün Kayseri Spor 15 yaşında çocuğu oynatıyor. Kaptan olarak çıkarıyor Bülent Uygun. Ver bu cesareti. Çıkar U19'dan bir tane sol bek. Biz de diyelim ki kardeşim U19'dan bir çocuğu koydu hoca. Allah razı olsun bu takımın geleceğini düşünüyor diyelim. Sineye çekelim bu işleri yani. Şimdi Cagne. Cagne her hafta yani bu hafta iki golde de net hatası var. Evet. Cagne'nin ilk iki golde tabii de. Tabii tabii çok net. Cagne'nin yerine yani şu takımda bir tane sağ stoper bulamadık mı ya? Yani Türkiye'de şu anda hıyar yetişir gibi stoper yetişiyor memlekette. Sen kalk hala 35-36 yaşında Ali Turan'a yer ver. Kalk işte her maç bomba bir hatası olan Cagney'e yer ver. Yani kes bu oyuncuları madem. Kalan haftalarda zaten havluyu attın. Attın yani havluyu. Şimdi haftaya Gaziantep maçına da mı Cagney'le çıkacaksın ya da işte kimle çıkacaksan yani. Yani kes bu oyuncuları yerine birisini koy. Skubic çok mu iyi performansı var sezon başından beri? Geçen sezondan beri çok mu iyi performansı var? Çok kötü. Skubic'i niye oynatıyorsun hala? Ne göbek bağın var yani bu oyuncuyla. Hani kan bağın olsa bu kadar yapmazsın ya. Bu kadar olmaz yani. Hala çok kötü performans sergileyen Bajić'i hala biz bir şekilde kadroda işte kazanır mıyız, oynatır mıyız, bilmem ne yapar mıyız filan. Kazanamazsın o oyuncuyu. Alternatifin yok ki İsmet'ciğim. Tamam Bajić'i kes bugün. Kim oynatacaksın? Hocam. Yatabare bu kadroda mı? Yahovic bu kadroda mı? Bunlar niye gitti? Yani bunu birilerinin bize anlatması lazım. Yani başarıyı hedefleyen bir kadroda bu kadar az alternatif nasıl düşünülebilir? Yani bu planlama nasıl yapılabilir? Yani bunu Aykut Kocaman da yaptıysa yanlış, yönetim de yaptıysa yanlış, kim yaptıysa yanlış. Yani ölümlüyüz ya. Yani bu adam Allah korusun yani öyle de bilir yani sakatlanmayı bir tarafa bırak. Ne yapacak? Kiminle oynayacaksın? Öldü de zaten rahmetli Tevfik Lav. Evet Allah rahmet eylesin. Yani. Yani kiminle oynayacaksın? Bu nasıl bir planlamadır? Yahovic gol krallığına gidiyor. Yatabare lider takımı santrforu. Şimdi ne anlatacaksın tribündeki insanlara? Bunu nasıl açıklayacaksın? Evet. Bunun yerine bir şey koyman lazım. Ben onu söylüyorum. Bak şunu koyabilirsin.
Buna da kimse bir şey demez. Evet ben Yatabare'yi sattım. Evet ben Yahoviç'i sattım. Çünkü bunlar artık ligimizde yeterince oynamış oyuncular. Artık bizim genç oyunculara ihtiyacımız var. Gittim. Yurt içinden de demiyorum. Altyapıdan da demiyorum. Seneler önce Bayiç'te yaptığın gibi gidersin 18 yaşında, 20 yaşında ümit vadeden iki tane yabancı oyuncu getirirsin. Ben de derim ki bu bir tercihtir. Yanlış doğru ama tercih. Öyle bir şey de yok. Ne yapacağız? Ya bir Bayiç'e bakıyoruz, bir Allah'a bakıyoruz. Yani başka dua hocam, ediyoruz. Şimdi takım, adam kendini toparlasın. Nasıl toparlayacak? Yani sadece forvet problemin yok ki. Forvetle açıklanabilir bir problem yok daha doğrusu. Bu takım Yahoviç'e de gol attıramadı. Yatabari'ye de gol attıramadı. Bunları biz teneke bağlayıp gönderdik tabiri caizse. Doğru mu? Eto'yu hakeza çok verimli mi kullandık? Biz çok verimli kullanmadık. Eto bizde oyun kurucu oynamaya başladı. Adam gol yani orada verimli olamadığını görünce geriye evet. gelmeye başladı. Eze, Ezekiel, Evona üçü de hadi diyelim ki bunlar da çok çöp transferdi. Tamam kabul. Yani bu üçünü de sildik. Yatabari'yi, Yahoviç'i, Eto'yu sildik. Yani Bayiç geldi şimdi. Daha önce bildiğimiz oyuncu dediler. Şifo Mehmet'in tabiriyle hani Şifo Mehmet çıktı o sezon ligi bilen golcü bulacağız dedi ya. Yani biz de ya Şifo Mehmet'in vizyonu bu kadar demiştik. Aykut Kocaman da ligi bilen forvet getirdi. Bayiç'i getirdi. Yani vizyon olarak benziyormuş aslında Şifo yani. Mehmet'te çok farkı yokmuş hocanın. Bunları söylemek zorundayım yani. Aykut Kocaman'a inanılmaz bir hala güvenme isteğim var. Hala güvenme isteğim var fakat olmuyor yani. Bunlar ayıp yanlış şeyler yani. Bu takımda şimdi Aykut Kocaman'ın sisteminde ne oynamaya çalışıyoruz? Biz hocanın kendi tabiri de bu. Defansın arkasına atılan toplar hızlı hücumlarla işte defansın arkasına sarkan oyuncularla gol bulmaya çalışıyoruz. Birçok golümüzü de bu şekilde bulduk. Bulduğumuz gollerde 13 gol atmışız bu zamana kadar. Bu şekilde bulmaya çalışıyoruz golü. Bulamadığımız takdirde neye dönüyoruz? Set oyununa dönüyoruz. Doğru mu? Takım tekrardan set oyununa dönüyor. Pas yaparak bu sefer golü bulmaya çalışıyor. Fakat kanat değiştiriyor sürekli. Fakat şimdi sen o defansın arkasına topu atarak bu hücum taktiğini uygulamak istiyorsan bir kere senin o defansın arkasına top atacak oyuncuların olması lazım. Oraya i̇ki koşacak tane çakılı olması lazım. Aynen öyle. İki tane çakılı ön liberoyla ve hücuma yönelik hiçbir bu tarz pasları atamayan yetenek olarak kısıtlı olan oyuncularla sen bu oyunu oynayamazsın. Bu 2 kere 2 4. Bunu kabul edecek hoca bir kere yani. Bu haftadan sonra bu taktikten vazgeçmesi lazım hocanın. Bu haftadan sonra çözülebilir mi? Çünkü artık Hurtado döndü biliyorsun. Çözülemez. Bu takımın kurtuluşu olabilir mi Hurtado? Hayır. Neden? Defansın arkasına koşu yapacak bir bay için yok çünkü. Değil mi? Yani. Belki Mia o işi Ömer Ali yapabilir ama onlar da maalesef bireysel olarak performansları gitgide düşüyor takımda. Rolleri beraber değiştirmiş olalım İsmet'ciğim. Ben sana bir soru daha sorayım bunun buyur devamında. Hocam. Peki bu haftanın 11'inde Hurtado olurum sence? Ben Aykut Hoca'nın risk etmeyeceğini düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani risk ederse şimdi, denize düşen yılana sarılmıştır. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani Aykut Kocaman kendi içerisinden bile bir şok yaratmak gibi bir esnekliğe sahip değil maalesef. Ama üretemiyor evet. Takım çözüm üretemiyor. Yani bu takıma bir şok derken hani küçük şoklar, artçı şoklar da olabilir. Ya takımın hücumda en etkili silahı Milosevic. Golü de o attı zaten. Evet. Milosevic'i çıkardı hoca. Erdoğan aldı. Yani Milosevic'in sahada ölüsü sadece sağ kramponu kalması lazım. Erdoğan'dan yani fazla iş yapar ya. Şunun için bile kalması lazım biliyor musun? İçerideki diğer 9 futbolcuya moral vermesi bakımından. Nasıl evet. biliyor musun? Bizim en güçlü gol ayağımız bu sene Milosevic ve Milosevic hala oyunda. Evet. Hala gol bulabiliriz. Milosevic'i de oyundan çıkarttığın zaman takım kendi kendisine şunu söyler içten içe biliyor musun? En etkili silahımız bile çıktı. Artık biz istesek de gol bulamayız. Evet. O psikolojiye bürünür takım. Yani Aykut Hoca'nın hakikaten yani bu kadar yapmak başarılı bir çözemiyoruz ya. Futbolcunun yani takımın psikolojisiyle ilgili bu tür çıkarımlarda bulunamayışı ben işte onun için altını çizmeye çalışıyorum. Ya futbolcunun performansı kötü olabilir. Aynı şekilde teknik direktörün de performansı kötü olabilir. Bunu artık masaya yatırmanın zamanı geldi. Bununla ilgili hangi merciler adım atacaksa lütfen adım atsın. Çünkü hepimizin
korumaya çalıştığı, kollamaya çalıştığı Konya Spor'a olan olmaya başladı. Yani Çaykur Rizespor'la karşılaşırken maçtaki kazanma oranları karşılaşma Çaykur Rizespor'un sahasında oynanıyor olsa bile %70'e %30 olmamalı Konya Spor için. Evet. Aykut Hoca'nın maç sonu açıklamalarına bir gidelim hocam. Bakalım hoca ne demiş? Hazırsa arkadaşlar bir girelim. Maç öncesi bakıldığı zaman her iki takımın da son derece fazlasıyla ihtiyacı vardı. Puana da, 3 puana da fazlasıyla ihtiyacı vardı. Rize Spor son 8 maçından 6 tanesini yitirmişti. Biz de son 5 maçımızdan 4 tanesini yitirmiştik ki aslında benim Konya Spor'da bulunduğum süre içinde sadece bu son dönemimde değil, bundan evvelki 3 senelik periyotta da, ondan evvelki 2005-2006 periyodunda da tabii ki sıkıntılı dönemler olmuştu ama sanki bu dönemdeki sıkıntı biraz daha derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. Tam maç öncesinde de çok net bir şekilde gözüken bir şey vardı. İki takımdan bir tanesinin sıkıntılarını en azından bir nebze olsun kazananın gidereceği pozisyon gözüküyordu. Bu duygularla başladık. Aynı şekilde Rizespor da bu duygularla başladı, bu düşüncelerle başladı. Ancak sezonun bütününe yayılan, belki yani birinci maçtan son maça kadar yayılan, belki bir süreliğine 7. yani 3. haftayla 8. hafta arasında çok azalttığımız ve tersine çevirdiğimiz görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, daha doğrusu kolay pozisyonlar verme ve yani bir şekilde bizim oyuncularımızın servisi, aynı zamanda da bizim oyuncularımızla çarpan topların kalecimizi yanıltmasıyla 4. gol bu sene dediğimiz maçlarında, kritik anlarında. Hemen 10. dakikada ikinci gelen topunu da kalemizde gördük ve o andan itibaren zaten maç öncesi gözüken kırılgan yapımız daha da öne çıktı. Ama bizi maçta tutan hemen arkasından bir hatayla, rakibin hatasıyla yakaladığımız gol oldu. O andan itibaren biraz daha maçın içinde bulunduk. Ancak genel görüntü yediğimiz 3. gole kadar şöyleydi. Bize spor zaten oyun yapısı gereği hızlı oyuncularıyla beraber bekleyen ve ondan sonra hızlı ataklar yapmaya çalışan bir takım. Top bizde olacaktı. Skorun da etkisiyle zaten böyle de oldu. Ancak topun bizde olması bize hiç çok kuvvetli bir avantaj getirmedi. Çünkü hızı çok düşüktü. Hızlı adımlamadığımız sürece boşluklar yakalamak bekleyen rakip önünde kolay olmuyor. Birincisi buydu. İkincisi, buna rağmen yakaladığımız şut pozisyonları, orta pozisyonlarında da zayıf görüntümüz vardı. Bu kadar topa çok hakim gibi görünmemize rağmen hamleler zayıf olunca, topunuz da zayıf olunca kaçınılmaz gerçek 3. gole doğru giden kontrataklardı. Ciddi anlamda kalan maçlar açısından bakıldığı zaman da yani zorluk derecesi kağıt üstünde yüksek maçlar gözüküyor devre sonuna kadar. Bununla beraber ama esas zorluk bizim için söylemek gerekirse kendi durumumuz. Şu anda en büyük rakibimiz kendimiziz. Çünkü gerçekten ciddi bir özgüven kırılması var. Bugün de çok net bir şekilde gözüktü. Çok Konyaspor taraftarı, şehri bütün olarak gerçekten bize çok büyük destek, sevgi, saygı ve aynı zamanda kredi de verdiler. Yani ben bunların hayali aleminde yaşayan bir insan değilim. Ne olduğunu çok fazlasıyla görüyorum ve içselleştirmiş durumdayım. Aynı şekilde bizim duygularımız da karşılıklı. Ama öbür taraftan da bir gerçek var ki bizi burada ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. Hiçbirimizin lüksü yok. Bazen işler beklendiği gibi gitmeyebilir. Hayatın gerçekleri. Yani benim de gerçekten hani futbol antrenörlük yaşamımda demem lazım. Futbol yaşamı demeyeyim. 20 yıllık antrenörlük yaşamındaki gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir hakikaten Konyaspor gerçeklerinde ve aynı zamanda da hepimize bu sizin de söylediğiniz gibi ortamı yaratan Konyaspor değerlerinin üzerinde bir değerlendirme yapmakta fayda var gibi gözüküyor. Evet, Aykut Hoca'nın açıklamaları bu yönde. Hoca da derin bir kriz yaşadığını itiraf ediyor. Konyaspor'u zarar vermeye başladığını düşünüyor hatta. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz bu açıklamalara? Çok çok güzel bir betimleme yapmış Aykut Hoca. Aynı betimlemeleri zaten burada ben ve sen de yapıyoruz. Değil mi? Evet. Peki Aykut Hoca'nın basın toplantısının tamamında bu derin sıkıntı, tam ifade bu, derin sıkıntı, kırılgan oyun,
kriz, Konyaspor'a zarar verme. Bunlarla ilgili çözüme dair herhangi bir cümle var mı? Yok. E ne yapacağız o zaman? Aynı şeyi ben de sen de burada bu durum tespitini yapıyoruz zaten. Yani, çözüme dair cümleleri de sarf etmesi lazım Aykut Hoca'nın. Niye sarf etmiyor? Çözüm bu oyuncuların büyük bir kısmının gönderilmesi ve yeni oyuncuların devre arasında kazandırılması. Fakat lig devam ederken oyuncuların gönderilmesiyle alakalı konuşmadığını düşünüyorum ben. Hayır, bu kadar şey de yapmayabilir. Ya bu kadar detaylandırmayabilir. Sen çok güzel detaylandırıyorsun. Bu kadar detaylandırmasını istemiyorum. Bu krize biz soktuk. Bu derin sıkıntının sebebi şunlar şunlardır. Ama çözüm gene bizde demesini beklersin ha. Yok, çıkış, biz bunu yani kendisine güveni yok hocanın bir kere. Hani özgüven problemi sadece takımda değil, hoca da bence. Hani öyle bir açıklamaları var ya, takımda ciddi manada bir özgüven eksikliği var. Hani denden içerisinde sürekli bunu deklare ediyorlar filan. Taraftarın da çok büyük bir tepkisi var bu özgüven meselesine. Hani Konyaspor maçında son parasını verip tamirci çırağı Konyaspor maçını izlemiş. Ertesi gün sabahleyin yorgun argın Rize deplasmanında 1000 kilometre yapmış taraftar. Sabahleyin gelip ustasına buyur usta diyen taraftara hiçbir şey olmuyor özgüven olarak. Ama milyon liralar alan oyuncularda özgüven eksikliği var. Bence özgüven eksikliğinin esas kaynağı hocanın kendisi. Yani çıkışa dair herhangi bir yok ışık cümlesi ben görmedim. Yani yok, basın çünkü toplantısının tamamındaki cümleler Konyaspor'un oyunu gibi. Arafta. Ne yaptığı belli değil. Ya şu tespiti sezonun başından beri ben her basın toplantısında Aykut Hoca'dan duyuyorum. Topun hızı çok düşüktü. E ne yapacağız? Başka herhangi bir teknik direktör olsa yerli, şu açıklamaları yapsa, ben şunu manşet atarım. Hoca beni kovun dedi. Değil mi? Kovun diyor yani hoca beni. Hani ben zarar vermeye başladım. İşte kırılgan oyun, kriz var, bilmem ne var filan. Ama sonuca yönelik herhangi bir şey bende yok. Beni kovun demektir bu. Ya çözüm bizde demedi hoca değil mi? Evet. Ben yanlış mı dinledim bilmiyorum. Yok. Yani ben demedi. Doğru dinledim değil mi? Demedi. Çözüm bizde, çözüm bu oyuncularda, çözüm bizim alacağımız tedbirlerde. Bunun gibi herhangi bir cümlesi yok, yok Aykut Hoca'nın. Yok. Yani Konyaspor'a zarar vermemeliyiz. Bunun için gereği neyse onu yapmalıyız. Yönetiminde yok. E kim çözecek bu durumu? Vallahi ikimiz çözeriz herhalde hocam. Çözebilirsek yani. Taraftar bir şey yapabilir mi sence? Yani şöyle söyleyeyim. Bu şehirde Konyaspor sahipsiz bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşudur Konyaspor. Bir dernektir. Hı hı. Bir spor kulübüdür. Ve Konyaspor'la alakalı bu şehirde Konya'nın sporuyla alakalı ilgilenen dernek sayısına baktığımız zaman Kuşçular Derneği'nden daha azdır. Kuşçuların bugün gitsen, işte Şeker'e git, oraya git, buraya git. Gerçi Şeker diye bir mahallede kalmadı sağ olsunlar. Hı hı. Nereye gidersen git. Kuşçular Derneği bizim Konyaspor'la alakalı sivil toplum kuruluşlarından fazladır. İşte bir sivil toplum kuruluşu bile olmayan bir federasyon olan ASKF'nin bugün açıklaması vardı. Müdahale ettiler en sonunda. Onun haricinde ASKF'nin dışında var mı bir Konyaspor'la alakalı bir sivil toplum kuruluşu ya da söz sahibi bir merci? Taraftar evet. dernekleri var. Taraftar dernekleri de maalesef başlarındaki diğer sıkıntılarla uğraşmakta. Yani onlara da sürekli pres. Ben burada ne görüyorsam onlar da aynısını görüyorlar. Aynı baskılarla uğraşıyorlar. Yani taraftar gruplarının da maalesef sesi çıkmıyor. Kimse bu kötü gidişle alakalı elini taşın altına koymuyor. Bir saniye arkadaşlar ne oluyor? Yani tesislere gidip bir hani eskiden oyunculara bir baklava filan ikram edilirdi ya da bir tepki verilirdi havaalanında oyuncular indi mi. Şimdi Rize'de yenildin. 1000 kilometre bizim taraftarlarımız yorgun argın otobüste döndüler geri. Bütün oyuncularımız uçağa bindi. İndiler Konya havaalanına. Bir Allah'ın kulu kardeşim siz ne oynuyorsunuz demedi. Ve bunun da bir rahatlığı var. Bugün sadece bir ASKF açıklaması var. Okudum mu bilmiyorum. Çok olumlu bir açıklamasaydı. Okudum. Yani sahip çıkalım evet. diyor. Başka Konyaspor yok manasında. Evet. Hatta o açıklamayı verelim arkadaşlar. Hazırsa eğer. Toparlamaya yönelik bir açıklamaydı. Evet. Ama en azından bir ne oluyor sorusunu soran bir açıklama. Evet. Yani açıklama hazırsa eğer bir verelim. Gerekirse hı hı. de camianın kenetlenmesi bizlerde de hayal kırıklığına neden olmaktadır.
Ard arda alınan başarısız sonuçlar neticesinde ligde bulunduğumuz mevcut durum, başarılar yaşamaya alışkın ve buna da sonuna kadar layık olan Konyaspor taraftarının ve Konya'nın beklentileriyle hiç de bağdaşmamaktadır. Yönetim olarak maddi manevi tüm gayretini ortaya koyan başkan ve yönetim kurulu, tecrübesinden ve becerisinden hiç şüphemiz olmayan teknik kadro, yakın geçmişimizde bizlere büyük gururlar yaşatmış futbolculara sahibiz. Bütün bu olumlu taraflarını unutmadığımız değerler ve bireyler tekrar taraflarla tek vücut olarak takımı layık olduğu noktaya taşımalıdır. Dün tekmeye kafa koyan, düşen arkadaşını ayağa kaldıran, kadroda olmasa bile galibiyeti oynuyormuş gibi sevinen, mağlubiyete taraftar kadar üzülen takım görüntüsünü özledik. Konyaspor'un bugün de aynı görüntüyü vermesi, geçmiş performanslarının benzerlerini göstermesi, tüm Konya gibi federasyonumuzu oluşturan amatör spor camiamızın da en büyük beklentisidir. Ancak bunu başarmak için daha fazla gayret, daha fazla istek, daha fazla fedakarlık gerektiği aşikardır. Hiçbir bahane, hiçbir doygunluk, hiçbir çekişme bu beklentilerin önüne engel olamaz ve olmamalıdır. Bizler futbolcularımızın birbirleriyle olan ilişkilerinde takım olmak, yek vücut olmak, Konya Spor olmak gibi değerleri önemsediklerini yeniden görmek istiyoruz. Bizler teknik ekibimizin tecrübe ve becerilerini ortaya koyduğunu biliyoruz. Ve ligin kalan bölümünde daha fazlasını ortaya koyacaklarına olan inancımızı koruyoruz. Bizler yönetim kurulumuzun gereken tüm tedbirleri almak konusundaki hassasiyetlerini biliyoruz. Ve varsa tespit ettikleri eksikleri gidermek için gerekenleri daha çok çalışarak ortaya koymalarını bekliyoruz. Bunları gerçekleştirmek için de gereken her imkan, her fırsat varken sorumluluk sahiplerinin üzerlerine düşeni yapacaklarına inancımız tam. Futbolda dün yoktur. Bugün yaşanmıştır. Yarınsa bizleri beklemektedir. Yarınlarda beklenti vardır. Umut vardır. Gün günah keçisi ya da suçlanacak insan bulmak zamanı değil. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, sporcusuyla, taraftarıyla tek vücut olma zamanıdır. Yönetim ve profesyonel kadrosu şüphemiz yok ki elinden geleni yapacaktır. Bir diğer büyük görev de takımı başarıdan başarıya koşturan taraftardır. Tüm Türkiye'nin gıptayla baktığı Konyaspor taraftarı yine maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 12 oyuncu olacak, elinden geleni yapan futbolcularını bağrına basacak ve takımın performansını her zamanki gibi yukarı çekecektir. Gün birlik, dayanışma, akıl ve sevgi günüdür. Gün bugündür. Evet, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Konya Şubesi böyle bir açıklama yaptı. Konyaspor'un son günlerdeki yaşamış olduğu sıkıntılara değindi ve camianın bir an önce toparlanmasını istedi. İşin gerçeği hani başka herhangi bir Allah'ın kulu da Konyaspor nereye gidiyor diye düşünmüyor, sorgulamıyor. Taraftarın hali harap zaten. Yani kimse konuşmuyor. Basında deseniz 3-5 kişi kaldık bu işlerle dertlenen. Kimse kalmadı. Yerel basın maalesef gün geçtikçe kan kaybetmeye devam ediyor. Biz de işte tehditlerle, şantajlarla bir şekilde yani İsmet'i susturalım da nasıl susturursak susturalımlarla uğraşıyoruz. Uğraşmaya yani mücadele vermeye çalışıyoruz bu boyun eğdirme operasyonlarına. Maalesef işler iyiye gitmiyor. Hocam birkaç soru soracağım. Tabii ki. Konyaspor'un devre arasında yani bu hafta Gaziantep Spor maçını kazandığımızı farz ediyorum. Yani Gaziantep Spor maçı kaybedilirse Aykut Kocaman bu takım başında kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bu takımın kazandığını farz ediyorum ve Aykut Kocaman'la devam edeceğimizi düşünüyorum. Öyle olmasını istiyorum. Fakat olası bir sıkıntıda da istifade edebilir hoca. Onun sinyallerini veriyor. Veriyor. Fenerbahçe'de veriyor. De bu sinyalleri çok veriyordu. Her sezonunda tamamladı hoca. Bahsettiğin duygusal yapının devamı yani, bu. Ben hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani ya devam edersin, sarılırsın ya da bırakırsın gidersin. Ben bu ikisinin arasını kabul edemeyiz. Burası da Konyaspor yani canım, çocuk yani. Oyuncağı değil. Profesyonel bir iş yapılıyor yani. Öyle. Peki hocam yani devre arasındaki transfer politikası ne olması lazım? Mesela mevkiler ne? Kadro derinliği nasıl oluşturulmalı? Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun?
Ya bir kere Hurtado konusunu biraz önce onun için ben özellikle gündeme getirmeye çalıştım. Hurtado acaba bizim o özellikle ofansif anlamdaki bir türlü kurgulayamadığımız Aykut Hoca'nın neredeyse her basın toplantısında gündeme getirdiği o topu hızlı oynama, yani topu hızlandırma, özellikle zaten hızlı oyuncumuz yok biliyorsun bizim. Evet. Yani oyuncularımızın tamamı, kanat oyuncularımız da dahil, neredeyse ligdeki en ağır futbolcu potansiyeline sahibiz. Onun için mecburen topun hızını yükseltmemiz lazım. Yani topu hızlı çevirmemiz lazım. Şimdi Hurtado bu hızı artırabilecek potansiyele sahip olan ama o performansa sahip olmayan bir oyuncu bence şu anda. O performansı yakalar mı? Bahiç'i de görmedik. Ben Hurtado'da da göreceğimizi zannetmiyorum. Ya biraz önce sana Hurtado konusunu biraz kinayeli olarak aslında sordum. Herhangi risk, bir yani risktir ümit, Hurtado'ya ümit güvenlik var değil, bu ümit var değilim Hurtado ile ilgili. Onun için bir kere Hoca da değil, bu oyunu hızlandıracak, özellikle pas trafiğini hızlandıracak bir tane playmaker'a bizim ihtiyacımız var. Ama şöyle bir durum var ki Aykut Kocaman böyle bir oyuncu karakterini sahanın içerisinde çok sevmiyor. Sevmediğinin en büyük göstergesi de Alex Desouza'dır. Ceyhun Eriş'tir. Yani arttırabiliriz. En büyük örneğinden bahsettim ben. Şimdi ama bu takım böyle Kleptir. Bir böyle bir oyuncuyu çağırıyor. Yani eğer sen topu hızlandırmak istiyorsan. Bir. İkincisi, ben hala en büyük problemi bizim ilerleyen haftalarda, bakın ofansif anlamda demiyorum, defansif anlamda yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bir defans takımı olmamıza rağmen. Stoper ikilisinden bahsediyorum. 13 haftada yediğimiz gol 20. Biraz önce arada konuştuk. Ančić için uzun sürede bir sakatlığı olduğunu düşün. Evet. Defansın halini düşünebiliyor musun? Kime emanet edeceksin? Nerede Uğur? Nerede Filipović? İşte sayabiliriz vesaire falan filan. Nerede? Yok. Yok. Şimdi orada da büyük sıkıntı var. Ali Turan, Selim Aycagne. Bu sefer zaten gol atamıyorsun. Hani eğer bir iki tane atmaya kalksan bile attıkların da yetmeyecek. Bak sen normalde defansif özellikli bir takımsın. Bunu kabul etmemiz lazım. Konyaspor defansif özellikli bir takım. Defansın en önemli iki yerinden bahsettik. Şimdi diyecekler ki Mete Hoca her mevkiye adam istiyor. Şimdi sol bek transferi olmayacak mı yani devre arasında? Ne yapacağız? Skubic'i ikiye bölüp bir kısmını sol bekte, bir kısmını sağ bekte mi oynatacağız? Mümkün değil. Yoksa elimizdeki bence en değerli ofansif oyuncudan sol bek mi yapacağız? Ömer Ali Şahiner'den bahsediyorum. O zaman bir sol bek gerekiyor. Hatta eğer Ferhat bu şekilde kafada silinmişse iki tane sol bek gerekiyor. Evet. Böyle bir sıkıntı mı? Hadi sağ tarafı hallettin. Skubic'le bir şekilde ısrarcısın vesaire ihtiyacın yok. O zaman defansif orta saha konusunda bir problemimiz yok. Yani bence en problemsiz olduğumuz yerlerden defansif birisi. Defansif orta saha konusunda problemimiz var. Onu söyledim bu yani. Bu oyun şablonunda. Tabii. Aynen. Bir tek problemsiz olduğumuz yer kale ve defansif orta saha. Onun dışında bu takımın her yerine alternatif bulmak sağ zorundasın. Sağ kanat, sol kanat, forvet. Bulmak zorundasın. Alternatif. Bulmak yani zorundasın. Yani benim kanaatim şu, en az 4-5 tane bu takımda banko oynayacak tecrübeli ve hani hiç tartışmaya yere olmayan. Hani gelecek çatır çatır top oynayacak, adapte olacak gelir gelmez. 4-5 tane transfer, stoper, sol bek, orta saha, kanat, forvet. Yani bunlara da ek gelecek sezonları da düşüneceğimiz ve takıma yavaş yavaş adapte edeceğimiz 21, 22, 19, 23 yaş grubunda olan genç alternatif kadro oluşturmak zorundayız. Çünkü bugün yani bakıyorsun takımda Ferhat çıkarılıyor yerine geçiyor. Skubic geçiyor. İşte Milosevic çıkarılıyor yerine maalesef Halil İbrahim Sönmez'in çok daha altında olan Erdoğan Dacı giriyor. Yani hakeza Vedat Bora gönderildi. İşte Amir Hacı Ahmetoviç ya da Mücahit Can evet. oynuyor. Yani Vedat Bora bu oyuncuları bir kere her haliyle takıma katkı sağlar. Çalım atar yani iner, çizgiye iner, hareketlilik getirir, kıpırdar. Bir şeyler yapar yani Vedat Bora. Bu oyuncularda o da yok yani. Ama bir ikilemden kurtulmamız lazım. Süremiz az kaldı biliyorum. Onun için hemen toparlayacağım İsmet.
Geçtiğimiz haftalarda çok uzun geçmedi üstünden bir televizyon programında Aykut Kocaman'ın demeçlerini izlerken yine rastladım. Aykut Hoca hala ısrarla şunun altını çiziyor. Yani biz işte kulübü önümüzdeki yıllara taşıyacak, ekonomik yapısını bozmayacak, planını bozmayacak, oyuncuları bunu kollayarak oyuncuları almamız, transfer etmemiz lazım diyor. Aykut Hocam, önümüzdeki sene Konyaspor düşerse senin yaptığın bu planlamanın hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Bugün Sivasspor ligin kaçıncı haftasındayız? 13. haftasında. Naklen yayın geliri ne kadar ulaştı biliyor musun İsmetciğim? 25 milyon Türk lirası. Evet. Bu da bir çözüm. Çözümü buradan üret. Eğer ekonomik yapıyı korumak istiyorsan. Kadro yapılanmanı ona göre yap. Başarıya göre endeksle. Yani ligin birinci, ikinci, üçüncü sırasında ol. Naklen yayın gelirinden alacağın parayla aldığın iyi oyuncuların parasını öde. Satacağın oyuncuyla şimdi hocam ya başarı geldi Aykut Kocaman'la ama yani sen ne getirdin? Bayiç getirdin bu takıma. Bayiç'i sattın 5,5 milyon euroya. İşte kimi getirdin? Barry Douglas'ı getirdin, sattın. Vukovic'in performansını arttırdın, sattın. Yine Mehdi mesela Aykut Hoca'dan sonra gelenlerden birisi. Sattın, para kazandın. Yani hem sportif başarıyı yakalayıp yukarıda zirvede bitirdin, üçüncü oldun. Takımın gelirlerini arttırdın. Hem taraftarı hem de, mutlu en önemlisi. Aynen öyle. Hem de oyuncu sattın. Futbolun, para kazandırdın yani. Futbolun ana unsurunu biz unutuyoruz. Aynen bir taraf, öyle. Yani taraftarı hep hani, bir kenara koyuyoruz. Şu zihniyeti ben anlamıyorum. Düşük bütçeli kadro kuralım. Başarılı olursak iyi. Olamazsak işte en azından kadromuz düşük bütçeli. Böyle bir mantalite yok. Ya takımların bir yani niye mücadele ediyoruz kardeşim? Bu millet niye takım tutuyor ya? Konyaspor tutuyor. Niye tutuyor yani? Sen oyuncu yetiştirme, oyuncu çıkarma, ligde başarı sağlama İyi ama düşük yapma. Bütçeli kadro. Yok böyle bir dünya. Evet, mali yapıdan yanayım. Mali yapı korunmalı, sonuna kadar korunmalı. Eto'ya para saçılmamalı. Eto alınmamalı bu takıma. Ama Eto'yu almak zorunda kalacak duruma gelmemen aynen lazım. Aynen öyle. Şimdi yani devre arasında bak çok ciddi söylüyorum. Burada bizim toplayacağımız puan 16. Evet. Gaziantep maçından 3 puan yazarsan o da. Biraz önce konuştuk ya hani bir şekilde düşerek, kalkarak, vurarak yani başka yöntemler kullanarak kır dök parçalayla. Bir şekilde 3 puanı alacak bu hafta 16 puan ve ligi kapattı 16 puanla. Evet. Konyaspor. O 16 puanla ikinci yarıyı döndürebilmek için sen yine Eto benzeri transferler yapmak zorundasın. E niye bu hale getiriyorsun bu takımı? Evet. Hocam biraz yorum okuyayım. Çağlar yazmış. Sponsorumuz İttifak Holding imza atarken transfer sözü verdi. 2 gün önce başkanı istifa etti. Bizim bunu Konyaspor sayfası paylaşmadı. Transfer de mi yattı şimdi? Nereden tutsak elimizde kalıyor. Yani Çağlar bir kere sen İttifak Holding'in bir futbolcu sözüne inandıysan zaten kendini bir gözden geçir kardeşim. Yani ben inanmadım şahsen. Kimse de inanmadı. Yani biz İttifak Holding'den sponsorluk karşılığında paramızı alırsak bizim için zaten çok başarı. Futbolcuyu falan hayal etmeyin kardeşim. Alırlarsa keşke ben mahcup çıkayım, ben utanayım. İttifak Holding'den özür dileyeyim yani. Mevcut yöneticilerimizden de özür dileyeyim. Ama bunlar İttifak Holding'e o gün için yapılan anlaşmanın rakamın düşük olmasına binaen taraftarı biraz daha susturmaya yönelik bir hamleydi gibi görüyorum ben. Başka bir şey değil. Kusura bakmasınlar biraz gerçekçi konuşuyorum. Ben kıvırmayı da çok sevmem zaten bilen bilir. Sabırlar sizleri dinledim demiş. Mete hocama da saygılar. Takım isyan etmiyor, itiraz etmiyor. Aykut Kocaman susuyor, yönetim susuyor. Biz ne yapalım daha? De ki biz hata yaptık, kadroyu kuramadık. Futbolcu ne yapıyor? Ağzına sakız etmiş özgüven eksikliğini. Aptal değiliz o kadar da demiş. Maalesef bir kere hocanın kendisinde özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. İşler iyi değil. En az 2 forvet alınmalı demiş bir arkadaşımız. Çağdaş Gültekin yazmış. Mete Hoca da diyor ki takımın beyni yok diyor kısacası demiş. Evet takımın beyni yok. Hoca da beyin istemiyor zaten. Dalak istiyor, böbrek istiyor, karaciğer istiyor. Beyin olmasın. Bunlar bir şekilde. Mesela tıpta son dönemde şöyle bir teorem var. Bağırsağın, ince bağırsağın vücuttaki asıl beyin olduğu tartışılıyor tıpta. Konuya da bu yönden de bakabilirsiniz. Yani her şey beyin demek değil. Belki hoca da bu yönden bakıyor olabilir. İnce bağırsak. Hani ince bağırsağın bir bütün vücudun dengesini tıp tartışıyor bunu ben tartışmıyorum. İnce bağırsak da bu işleri yapabiliyor diyorlar. Yani beynin yaptığını.
hani beynin yaptığını değil de asıl merkezin orasının olduğunu düşünenler var. Belki bizim de beynimiz ince bağırsağımız olabilir kardeşim maalesef. Beyinsiz takım mı olur söyleriz bir yazılım firmasına takar bir beyin demiş. Öyle olmuyor. Hıdır yazmış. Rıza'nın ahı olayına girdiniz diye bravo size demiş. Oldu olacak Mehmet Özdüley'in ahını, Sergen'in ahını da anlatın da seriyi tamamlayalım. Onlar da lig sıralamasında bizden yukarıdalar. Evet yukarıdalar. Hem bizden gidenler gol atmışken fırsat bu fırsat. İyi akşamlar demiş. Yani Hıdır abi sen takımın şu anki durumuyla alakalı bir çözüm buldun mu? Ya da bir sorun tespit ettin mi? Yani biz de Rıza'nın ahı var işte kara büyü yaptı filan demiyoruz yani. Hani ama Rıza'nın gönderiliş şekli yanlıştı. Aykut Kocaman'ın anlaşma şekli yanlıştı. Bunu da konuşacağız yani. Bu işin eğer burada biz etiğini konuşacaksak, futbolun ilkesini konuşacaksak, futbolcunun karakterini konuşacaksak, sahada yansıttıklarını konuşacaksak, hocanın kulübe katkısını konuşacaksak, Konyaspor kulübünün değerlerini konuşacaksak bunları da konuşacağız bir zahmet. Kusura bakma yani. Hani kimseden de ne konuşacağımızı öğrenecek halim yok. Ramazan Topraklık demiş. Vay vay gerçekler ortaya çıkıyor. Rıza Çalınbay bizdeyken Sivasspor Konyaspor maçından sonra Sivasspor ile 2,5 saat görüşme yapmış ve 2,5 saat uçak rötar yapmış. Rıza'nın ahı tuttu diyenlere duyurulur demiş. Ya Ramazan abi kusura bakma da Aykut Kocaman da Konyaspor'un başındayken Fenerbahçe ile anlaştı. Yani eğer Rıza'yı oralardan suçluyorsanız kusura bakma o zaman Aykut Kocaman'a da iki çift kelam edeceksiniz ve bu takıma geri getirmeyecektiniz. Fenerbahçe ile Konyaspor'un başındayken anlaştı Aykut Kocaman. Yapmayın lütfen ya. Biz de bir şeyleri biliyoruz yani. Hani burada İşkembe-i Kübra'dan konuşmuyoruz. Konyaspor'u Aykut Kocaman'ın geliş sürecini de biliyoruz. Atılan fotoğrafların nasıl silindiğini vesaire. Şimdi beni konuşturma yani. Biz hani burada boş boş program yapmıyoruz. Bir şeylerden haberimiz var. Merak etme senin kadar. Hani sen kaynak göstermişsin ama ben kaynağım bizzat kendisiyim. Merak etme. Serdar Kayhan yazmış. Biz bu oyuncuların birçoğu ile düşmekten son anda kurtulduk. Yani kaliteleri ortada. Nasıl olur da aynı oyunculara güvenilip yola çıkılır? Biz de güzel anlamadık bunu. Evet. Evet. Yani kesinlikle Aykut Hoca'nın hatasıdır. Şimdi bizi buradan kurtaracak olan da kendisidir. Doğru. Bu hafta kadro dışılar muhakkak başlamalı. Yani ama Aykut Hoca öyle bir sinyal vermiyor. Bizim vermiyor. Bak, buraya kadar çok doğru izleyicimizin yorumu. Çok sonuna kadar katılıyorum. Tam son kısımdaki boşluğu dolduramıyorum. Aykut Hoca onunla ilgili bir sinyal vermiyor. Bir şey söylemiyor. Biz onu bekliyoruz. Yani Aykut Hoca bugün kalksa çok ciddi bir basın toplantısı yapsa ve dese ki evet merak etmeyin. Biz devre arasında da gerekeni yapacağız. Kalan 4 maçta da gerekeni yapacağız. Bu takım asla bu şekilde hızlı düşmeye devam etmeyecek. Kimsenin bir itirazı olur mu? Bununla ilgili birçok şeyi şu anda kontrol altına almaya yeter mi bu durum? Yeter. Ama yapmıyor. Ya yapmayınca da arkasında ne var diye soruyoruz biz. Yani gazetecinin işi soru sormak. Onu da sordururlarsa yani hani malum başımızdaki sıkıntılar bizi bir şekilde susturmaya, sordurmamaya çalışanlar var. İbrahim Aydoğan da bu konuyla alakalı bana destek vermiş. Sen canını sıkma, doğru olanı yap yeter kardeş. Bir şeylerin üstünü kapatmakla sorun çözülmez. Yönetim susuyor, basın bari susmasın yazmış. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Yani sizler de olmasanız zaten bu işin yapılacak hiçbir yanı kalmadı. Maalesef zor günler geçiriyoruz yani. Ekran başındayız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çağdaş Gültekin selam göndermiş. Ali Sayrugaç iyi yayınlar, hesap makineleri hazır mı demiş. Ligden düşme hesap makinelerinden bahsediyor herhalde. Valla maalesef kötü durumdayız ve o hesap makinelerine çok ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Aykut Kocaman bu kadro dışılarını niye yapmıyor? Bence şundan dolayı yapmıyor. Bir 3 puan 4 puan daha alayım en azından 16-17 puana yakalayayım bu takımla. Ondan sonra alacaksam kelleleri alayım. Hani kadro dışı bıraksam U17'den U18'den U19'dan topçu oynatacağım. Hiç alma ihtimalim yok o puanı. Direkt düşme adayına gidiyorum çünkü. Arada da 1 puan kaldı düşme hattıyla zaten. İyi yayınlar demiş Ahmet Akif abim. Teşekkür ederim Ahmet Akif abi. Hüseyin Sert yazmış. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Büyük Özkan. Zor zamanlarda alınan kararlar insanı tarihe geçirir.
iyi olarak da kötü olarak da her iki neticede arafta kalmaktan iyidir. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Mehmet Ali abi. Mustafa Çeltik, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Diyecek çok şey yok. Sözler bitti demiş. Doğru. Anatolian Eagle, Mustafa abim yazmış. Bir kere Mete hocama bir ısın. Bir kere bir ısın Anatolian Eagle abi. Yani öyle önyargılı davranma. Isın abi. Ramazan Topraklık, bin mukabele sanki biri gizli biri alenen olduğu için olsa gerek ki ikisi de yanlış demiş. Ramazan abi, abi yanlışa biz yanlış diyeceğiz. Yani bu babam da olsa, evet, öteki de olsa, elin oğlu da olsa yanlışa yanlış diyeceğiz biz. Ben Aykut Kocaman'la alakalı zamanında Konyaspor'un başındayken Fenerbahçe deplasmanında 1-0 galip geldik hatırlarsanız. Fenerbahçe'ye gitmeden hemen, hı hı, evvel. Hatırladınız mı? Ve ben o zaman şu tweet attım. Aykut Kocaman Fenerbahçe başında ilk mağlubiyetini aldı yazdım. Halbuki Konyaspor'un başındaydı. Ama anlaşmıştı. Biz şimdi onları konuşmazsak, yani başka kimseyi de konuşmayız. Şimdi biraz da WhatsApp'tan okuyalım. Çok da mesaj gelmiş. Kayışı koparanlar demiş. Yayınlayacağım abi. Yani video göndermişim. Ben video yayınlayamıyorum maalesef. Nihat Özçelik abim yazmış. Klavye tepkimiz var. Başka da bir tepkimiz yok diyor. Evet, yani Konya'da Kuşçular Derneği bile, kuşçuluk üzerine bir dernek bile Konya'da Konyaspor'dan daha fazla yer sahibi. Konyaspor'un sivil toplum kuruluşları, yani birçok derneğinden daha fazla. Hatta derneği yok diyelim yani. Derneğinden daha fazla. Yusuf Saraçlı Almanya'dan yazıyor. Aykut Hoca bu sezon takımı düşürmek için gelmiş. Aykut Hoca bu sezon aslında takımı geçen sezon şampiyon yapmaya gelmişti. Hani takımın ivmesini filan da o Antalya Erzurum maçlarında 3'er puan aldıktan sonra Aykut Kocaman bile havaya girmişti. Ondan sonra maalesef hiç iyi yerlere gitmedi. İsmet Bey hocama da selamlar, iyi yayınlar, yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederim. İsimlerinizi yazarsak okuruz. Aleykümselam kardeşim. Derdini yaz bana. Selamı okudum. İsmini yaz. İnşallah Serkan'a bir şey olmaz. Yoksa kalemizde de büyük sıkıntı var. Serkan'a olduğu zaman gördük kalemizdeki sıkıntıları da. Yani bilmiyorum. Yunus Çınar yazmış. İsmet Bey krala çıplak demeye bu şehir korkuyor. Lütfen korkusuzca konuşmaya devam edin. Selamlar demiş. Abi biz korkusuzca konuşmaya çalışıyoruz da maalesef bizi sağdan soldan her yerden sıkıştırıyorlar. Her yerden. Yani ben 2009'dan beri spor basının içerisindeyim. 10 yıl olmuş. Ben hayatımda bu kadar presi hiç görmedim bu camiada. Yani önceki dönem yönetimleri de eleştirdik. Bu şehirde ciddi manada yöneticilik yapmış. Yani sadece Konyaspor değil. Siyaseten, bürokraside yöneticilik yapmış. İnsanları da ciddi manada eleştirdiğim dönemler vardır benim. Ben hayatımda bu kadar pres görmedim. Maalesef susturulmaya çalışılıyoruz. İyiye gitmiyoruz. İsmim Hacı Ali Sak demiş. Saygılar demiş. Abi çok selamlar, saygılar, hürmetler. Durum kötüye gidiyor maalesef her geçen hafta. Haftaya Gaziantep spor maçı var. Gaziantep ligin sürpriz takımlarından birisi. Sumudika var takımın başında. Rakip analizini iyi yapan takımlardan birisi. Hocalardan bir tanesi. Rakibine göre oynayan takımlardan birisi. Konyaspor'u da iyi çalışacaklarını düşünüyorum. Onlar da bizden çok daha iyi durumda değiller. Ama hızlı oynuyorlar. Evet, onlar bizden daha iyi bir oyun oynuyorlar. Hızlı bunu da kabul etmek lazım. Daha dirençli bir takım var karşımızda. Konyaspor'un bu zamana kadar göstermiş olduğu performansa bakarsak. İnşallah Konyaspor vurur, kırar. Yani bir şekilde atar ve yener bu maçı. Bu 3 puana o kadar çok ihtiyacımız var ki. Yani Beşiktaş ve Rize maçlarından en azından 1 puan çıkarmış olsaydık biz. Gaziantep maçına daha özgüvenli bir şekilde çıkardık. Hocanın özgüveninden bahsediyorum ama yani oyuncunun özgüveni dediğimiz şey bana çok inandırıcı gelmiyor. Bir kere hoca ilk önce kendi özgüvenine bakacak. Ondan sonra Aykut Kocaman'la şu anda iki tane ihtimal var. Bir, Aykut Kocaman'ı bugün göndereceğiz.
Yeni bir teknik direktörü bulacağız. Bu teknik direktöre hemen oyuncu izleteceğiz ve onun izlemiş olduğu oyuncuları devre arasında getirip hemen devre arasının başında getirip takıma monte edip yeni bir takım kurup yeni bir hocayla ikinci yarıya başlayacağız. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem ne? Aykut Kocaman'a devre arasına kadar sabredeceğiz. Aykut Kocaman'ın istediği transferleri yapacağız. Ve Aykut Kocaman'la ikinci yarıda neler yapacağımızı izleyeceğiz, göreceğiz. İkisi de şu anda bu saatten sonra risk. İkisi de risk. Yeni hoca, yeni oyuncular risk. Mevcut hocanın bu psikolojisi, bu kriz ortamı, bu kendi özgüven kaybı ve takımdaki hocayla herhalde iletişimde de bir problem var ki bunlar yaşanıyor. Çünkü sistem takımı hocanın takımları. Bu kadar gol yemesini hoca sadece oyuncunun sakarlığına vesaire de bağlayamayız. Bir şeyler var yani, sıkıntı var oyuncu grubuyla hoca arasında muhtemelen. Hocanın da yani devre arasında yapacağı transferler Zuta gibi olacaksa, Alper gibi olacaksa Aykut Kocaman'la da bir riske girmiş olacağız. İkisi de bir risk. Ben Aykut Kocaman'la bu takımın eğer son haftalara kadar neyse yani o kırılma noktası neyse son 10 hafta mı olur 7 hafta mı olur. Ha, bu saatten sonra bu takıma kim gelirse de kolay kolay da yani devre arasında eğer transfer yapılmazsa düzgün kaliteli oyuncular alınmazsa kolay kolay ligde kalamayacağını düşünüyorum. İnşallah yerinde transferler yapılır devre arasında. Hoca kendisini toplar. Yerinde kararlarla yönetim, yöneticilerimiz, hocamız, futbolcularımız hep beraber kenetlenir ve bu kaos ortamından Konyaspor'u çıkarırlar. Başka bir temennimiz yok. Konyaspor Aykut Kocaman'la bunu daha evvel yaptı. İlk yarı 26 puan toplayan 3. olduğumuz sezonki takıma baktığım zaman devre arasında Barry Douglas, Sukubic gibi takviyelerle 2. yarıda 40 puan toplandı ve ligde 3. olundu 66 puanla. Az uz bir rakam değildi 66 puan. 66 puanın üzerine 3-5 koyduğun zaman zaten ligde her sezon şampiyonluğa oynayan bir takım çıkarıyorsun. Ve bunu yaptı hoca. İlk yarıdaki devre arasındaki iki takviyeyle. Birisi Barry Douglas, birisi Sukubic. Bence Aykut Kocaman bunu daha evvel yaptı, yine yapar diye ümit ediyorum. Başka bir hocayla işte onun maaşı, Aykut Kocaman'a tazminat ödenecek mi ödenmeyecek mi bunlar var. Yeni hoca gelecek bu takımın bana kalırsa, hangi hoca gelirse gelsin %80'ini değiştirmek isteyecek. O yüzden hani mali yapıyı da bir tarafı da atmadan hani ama şu anda mali yapıyı %20, takımın ve kulübün geleceğini %80 düşünmek zorundayız. Yine bir yani o çok kötü olduğumuz, ligden düşmeye oynadığımız, Mustafa Reşit Akça ile başladığımız ligin devre arasındaki duruma döndük. Hani Etolu, Yahovic'li, Yatabari devre arası transfer dönemi geçirdik ya. Hani bu saatten sonra böyle bir transfer dönemi insanları tatmin edecek, güvenini arttıracak. Onun haricinde kolay kolay olmayacak yani. Ali Kartlar yazmış, Sayın abim Ömeroviç ile futbolcular arasında da sıkıntı var deniliyor demiş. İkincisi futbolcuların son 3 haftadır oynanan sistemi de sorguladığı. Bu sistemi istemediği söylentisi, bununla ilgili bilginiz var mı? Yani oyuncuların zaten sıkıntısı var. Var yani, bu aşikar, tartışmasız bir durum. Ama bunu dillenir ya da bir hale getirseler. Yani mesela şu söylenti var. Ali Çamdal'ın burnunu Alper mi kırdı? İşte Ali Çamdal'ın burnunu öteki mi kırdı? Öteki bilmem neyi dövdü mü filan, böyle söylentiler var. Bir kere Aykut Kocaman takımlarında böyle şeylerin olmasının ihtimali yok. Yok. O velev ki oldu, kadro dışı kalırlar. Hiçbir şekilde bu oyuncular bulunamazlar yani. Vuran da vurduran da, ondan yana hiç şüpheniz olmasın. Sistemle alakalı eleştiri getiren oyuncu da Aykut Kocaman'ın takımında bir kere yer alması mümkün değil. Bugün kadro dışılar gelmiyorsa eğer, ki gelmiyor, ben böyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Necati, ayıp ettiniz, eleştiri başka, yaptığınız mesnetsiz çıkarımlar başka. Ferhat'a oyuna girerken 90 dakika oynama sözü mü verildi? Madem şantaj varsa kimse söyleyin, bilelim demiş. Yani vallahi işin arkasında kim var, işin gerçeği onu da bilmiyoruz. Bilsek emin ol onun üzerine gideceğiz, merak etme.
Neye göre mesnetsiz dediğinizi anlamadım. Ferhat'a oyuna girerken 90 dakika oynama sözü mü var demişsiniz ama her maçta Ferhat ilk çıkarılan oyuncu ve sağ bekin sol beke çekildiği çok sizin futbol mantığınıza yatıyorsa başka yorumcu dinleyebilirsin. Benim mantığıma yatmıyor, kusura bakma. Yani şey yapacak halim yok. Kimseyi ikna edecek halim yok bu konuda. Ama bütün camia herhalde bu konuda hemfikir. Sukup için sol bekte ne verdiğini herhalde tartışıyoruz. Zaten takımın da ortada durumu. Çok da konuşmaya gerek yok. Bizden bu haftalık bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Haftaya inşallah Gaziantepspor galibiyetiyle biraz nefes alır geliriz buraya. Tek temennimiz o. Herkese iyi geceler diliyorum, mutlu haftalar diliyorum. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 sona erdi.